Yani şimdi ben daha nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum ki ben ya. Bilemiyorum yani. Bak güzel kardeşim, sen tam olarak nereye gitmek istiyorsun? Söylesene. Şimdi bak abi, ben nasıl anlatayım şimdi? Bak biz şöyle bir durum var. Hani sessiz sinema biliyor musun? Tamam, ben şimdi ondan anlatacağım sana. Ama seslisini anla. Bak şimdi, hani bazen bir günler oluyor ya, bazı günler böyle simit diyoruz biz. Şefaat ya Resulallah, Allah'ın mesali diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Sonra biz dua ettik de Allah baba bize bir bakıyorsun simit gönderiyor. Simit diyoruz, hem de böyle kıtır kıtır güzel. O işte o günün adı ne? Aa, sen kandilli ekmek istiyorsun. Ya evet ya. Ya bravo sana ya. Kandil evet. Kandilli. Nasıl gideceğim oraya? Buradan Sarı Dolmuş Bey'e otobüslere bin. İndikten sonra tekrar birilerine sorarsın. Tamam. Çok teşekkür, çok sağ ol. İnşallah senin gibi iyi bir insanla ben görüşürüm. İnşallah, tekrar. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben de memnunum. Allah razı olsun. Cümlemize. Efendim? Köpek merhaba. Ben biraz değişeyim de seni anladım ben. Tamam biliyorum. Bak abla, ben onu anladım. Diyor ki sen onu bir komşuya bırakıyor musun? O komşu ona çok kötü davranıyormuş, haberin olsun. Tamam mı? Merak etme, ben söyledim. Tamam. Hadi görüşürüz kardeşim. Bay bay. Merhaba. Ya kayboldum galiba ben ya. Ne yapacağım şimdi ben ya? Kuzey batıya mı dönsem, doğu güney batıya mı dönsem acaba? Merhaba arkadaşım, kardeş, nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben biraz aslında üzgünüm, biliyor musun? Niye biliyor musun? Çünkü ben bir ev arıyorum ve bulamıyorum ne yazık ki ben. Buyur kardeşim, ver adını. Büyücünün. Nasıl? Falcı mı arıyorsun? Böyle nasıl bir ev biliyor musun? Böyle kocaman büyük böyle beyaz içinde böyle denizin içine doğru böyle gidiyor, denizin içine doğru gidiyor. Öyle bir şey yani. Kocaman, çok büyük bahçesi var. He, sen yalı diyorsun. Evet. Denizin içine girenlerden. Hani böyle Topkapı Sarayı gibi var ya böyle. Ben biliyor musun, Fatih Sultan Mehmet olsam ben kesin orada otururdum, biliyor musun? Kesin. Böyle kocaman böyle büyük merdivenleri var. Sonra denizin böyle içine doğru gidiyor. Böyle merdivenle inerken iki tane ev var içinde. Bir ev daha var, depo gibi. Var ya, bir şey söyleyeyim mi? Kesin orada jetski var, biliyor musun? Ben biliyorum ama kimse söylemiyor. Neyse, öyle yeşil bir kapısı var kocaman. Yeşil kapısı varsa Somerlerin yalısıdır o. Aha evet işte onu. Evet ben nasıl gidebilirim ben oraya? Bak şimdi, böyle dümdüz deniz tarafına doğru yürüye sağdan gidiyorsun. Tamam mı? Tamam. Sonra sola dönünce böyle yeşil kapısı olan büyük bir ev göreceksin. Tamam ya. Çok teşekkür ederim. Ben sabahtan beri bunu arıyorum. Nasıl sana borcumu ödeyebilirim? Ne yapabilirim ben mesela? Peki tamam. Sen de sağ ol. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Senden de. Allah tuttuğun altın etsin. Tamam. Ama merak etme, ben altın oldum ama. O zaman beni kaçırırdın değil mi? Tamam. Burada. Tamam. Babam ya. Bak Kadir de üzülmüş artık. Çok ağlamış. Sen de uzatma artık. Kadir, sen mi geldin? Benim hala. Ne oldu babam, nerede ki? Bana küstü ya. Girdi kömürlüğe sabahtan beri. İnadına çıkmıyor. Ben gideyim de şunun kulağından tutup getireyim. Sen de dedeni şey yap biraz, hadi. Dedeciğim, niye böyle yapıyorsun? Bak beni de üzdün. Babamı da üzdün. Kendin de üzülüyorsun işte. Bak Star Hanım gerçekten çok iyi geliyor babama. Bak Star Hanım'a gerçekten çok ayıp oldun. Ya sen evine gelen misafiri hiç evinden kovacak biri misin? Yakıştı mı hiç sana dedeciğim? Haklısın kızım. Ne de olsa yakışmadı işte. Bak o gün kahvaltıda babam çok mutluydu, biliyor musun? Gerçekten Star Hanım ona çok iyi geliyor. Bunu nasıl göremiyorsun bilmiyorum. Bak o gün babam... Kadir yok. Ne? Yok. Kömürlüğe baktım, bahçeye baktım, annemlere baktım, yok. Ne demek yok hala? İkimiz mi içeceğiz? Benim mi? Tamam.
Çin'e gittin mi? Çinliler çayı çok seviyorlarmış, öyle diyorlar. Neyse, babam çok kızdı büyücüye. Ben babama çok küstüm. Babama küstüğüm için koşa koşa geldim. Biliyor musun, büyücü çok iyi bir insan aslında. Ben onu anladım. Büyücü çok çok iyi bir insan. Bana ne verdi biliyor musun? Bana çiçek hediye etti ya. Bembeyaz, bembeyaz. Ben nasıl geldim biliyor musun? Bir tane minibüse bindim ben. Ondan sonra minibüsle geldim. Sarı minibüsü bekledim. Ondan sonra ben sarı minibüse bindim. Bu tarafa doğru geldim. Babama ben küstüm. Sen nasıl bilmiyor musun? Bak böyle. Allah Allah, bana benziyorsun ya. Ben de böyleydim. Bak şimdi bunu böyle yapıyorsun. Hı. Böyle yapınca o zaman sosyetik oluyormuş. Ben babama küstüm diye, tamam mı? Babama küstüm diye ben buraya geldim. Ondan sonra çiçek aldı bana, dedim ya, çok çok sevindim ben. Bana kimse öyle hediye vermez ki biliyor musun? Bir Zeno yapar benim kızım. O da babalar gününde mektup, şeyde doğum günümde pasta. Bir de çok güzel öpücük veriyor bana. Bir de beni kucaklıyor, sarılıyor bana. İşte öyle. Sonra işte o çiçeği alınca ben çok mutlu olduğum için, babamla çok kızınca ben dedim ki, çok üzüldü şimdi Stare Hanım, Büyücü Hanım. Çok üzüldü. Ben koşa koşa özür dilemek için geldim. Ben üzüldü diye çok üzüldüm. Ben de çok fazla üzüldüm yani. Babam niye kızıyor biliyor musun büyücüye? Çünkü benim babam büyücü meleğe benzetmiş. Melek de benim kızımın, yani Zeyno'nun annesi oluyor. Babam onu hiç sevmiyor. O yüzden öyle kavgalar falan şey oldu işte. Ben de çok üzüldüm yani, şey üzüldü diye büyücü, üzüldü senin büyücü. Ben koşa koşa özür dilemek için geldim. Bana küsmesin, küsmesin bana diye. Ben şey soracaktım bir de, aklıma hiç çıkmıyor da benim de. Ben böyle eve, buraya girerken solda bir yer var ya, sağda. Orada mı acıcetsi ki? Ha? Niye? Aa! Hoş geldiniz siz. Kadir, ne yapıyorsun sen burada? Zeynep yok mu? Zeynep yok mu? Nerede? Sen tek başına mı geldin buraya? Evet. Hayt. Anlatayım mı nasıl geldiğimi ben? Şimdi ben otobüs durağına doğru geldim, yürüdüm. Ondan sonra otobüs durağında biri bana tarif etti. Sarı'ya bin dedi. Sarı'ya binince ben sonra geldim ama sonra bulamadım tabii ben şeyin adını, buranın. Sonra anlata dedim ki, simit yiyorduk, Allahu Ekber yaptık deyince Kandilli'yi buldum. Kandilli'yi bulunca da evi de bulabildim. Bulabildim yani ben. Ya Fevzi, parklara falan bak oğlum. Ya ben ne bileyim nereye bakacağını da, Allah Allah. Ya bu yarım akıllı nereye gidebilir? Ben kadını anca bıraktım. Şimdi geliyorum eve doğru dedi. Oğlum, ne oldu? Yok anne, vallahi yok ya. Daha kahveye kadar gittim, orada da yok. Gören kimse de yok ki. Kömürlükte yok. Bahçede de yok. Ya telefonla falan alsaymış bak. Benim yüzümden. Hep benim yüzümden. Bana küstü gitti. Her şeye ben sebep oldum. Ya babam, Allah. Dur şimdi, Zeynep bulur onu. Bak gör, eliyle koymuş gibi bulacak onu. Ha. Yok, ben muhtara uğradım. Akşamı bekleyin diyor. Ben giden polise gideceğim ben. Ya dur ben de geliyorum. Hayır dede, otur sen, otur. Ya baba, sen nereye gidiyorsun? Kızın ayağına dolanacaksın. Serra Hanım, ben sizi sonra arasam. Dur kapatma Zeynep'ciğim. Sen babanı arıyorsun herhalde. Ohohoho, sürpriz. Zeynep, ben saraya geldim, büyücü saraya. Baba ödümü patlattın. Yok, patlamasın Zeynep özüm. Ben geleceğim, ödüm patlamasın, geleceğim ben. Hatta belki de var ya, sürpriz yaparız belki de. Jessica ile belki de geliriz biz, gezen adamla, biliyor musun? Tatlım, hiç merak etme. Ben kendi ellerimle getireceğim Kadir'i, tamam mı? Tamam, çok sağ olun Star Hanım. Herkes çok korktu. Tamam, teşekkürler. Hadi bakalım, gidelim biz. Hadi. Tamam. Hadi, görüşürüz, bay bay. Asmanlık.
Vat ustam Mehmet. Onun da atı var, senin de Jessica'n var. Hadi görüşürüz. Jessica'ya bineriz bir günden beraber. Hadi. Bakar mısın canım? Bak Fatih Sultan Mehmet. Bu ne samimiyet? Bu ne lahobalilik ya? Hiç. Kadının karşısına geçtiğinde kadın bozulmadı mı? Bunun ne işi var burada diye? Ha Zeynep? Bozulmamış Fatma teyze. Allah Allah. Allah. Bırak, tamam bırak. O huysuz bana mı bozuldu? Yok anne, seninle ne alakası var? Adamın tansiyonu düşmüş, yatmaya gitti. Huysuz. Ardıç Bey'le ilgilenin lütfen. Kadir'cim hadi ben şimdi seni arabayla bırakacağım. Tamam? Arabayla mı gideceğiz? Senin arabanla mı? O siyah olanla mı? Evet. Vay be. Peki ben bir şey rica etsem olabilir mi? Öne oturabilir miyim ben? Çünkü Fevzi beni hep arkaya oturtturuyor. Çünkü öyle hep Fatma teyze oturuyor. Ben de önde oturmayı çok seviyorum da. Tabii ki oturabilirsin. Cidden mi ya? Evet. Ya sen var ya. Siz yani kanatsız bir melek gibisiniz gerçekten de. Kadir, sana bir şey sormak istiyorum. Zor bir şey mi? Bilmece gibi mi? Ay yok, bilmece gibi değil de ben bir şey çok merak ettim. Hı. Sen biraz önce melek dedin ya. Hı. Melek. Hı hı. Zeynep'in annesi. Hı hı. Bana benziyormuş galiba. Hı hı. Şeyi çok merak ettim. Acaba baban Melek bana benziyor diye mi bana kızdı? Neden? Nerede Melek mesela şimdi? İstanbul'da mı? Bilmiyorum. Ha, soyadı ne? Yasak. Nasıl yasak? Yasak. Zeynep'in annesinden bahsetmek mi yasak? Yasak. Çok yasak.